Hadi başla o zaman. Sübstantif ne demek? İsim. Güzel. Oku Türkçelerini ver. Oku Türkçelerini ver. Verdi Ha, Firdipping. Evet. ping. Hocam bu neydi? Vallahi unuttum ya. Neydi Firdipping? Şey, giriş kat değil miydi? Yok, Firdipping. Hani mesela şöyle örnek vereyim. Kaç katlı ev derken nasıl kullanıyorduk Ha. bunu? Ne anlama geliyordu o zaman bu? Yani daire mi, apartman? Kat. Verdiğin kat anlamına geliyor. Tamam. Hocam bir... The lift, asansör. The turn. O da aklıma gitti. Evin nesi olur böyle? Hani dışarı çıkarsın şöyle bir hava alırsın. Çiçek falan Balkon dikersin. mu? Yok ya. Çiçek dikersin. Domates, biber, Evet. salatalık dikersin. Bahçe, bahçe, bahçe. Bahçe. Heh, güzel. Şu ne? Hocam bunu da biliyordum da het helik bulurs. Volurs değil. Hıt. Hlek Bulurs. G ile başlıyor. Gi. Giriş. Giriş kat. Giriş katı. Evet. Hlek. Devam. The Commerce ne demek? The Commerce. The Commerce. Kamer oda, kamers odalar mı? Güzel. Devam et bakalım. Şimdi bize odaları tanıtacak. Living. Bak burada eşit var. Demek ki ne demekmiş? Living ile Wohnkammer aynı manaya geliyor. Ha. Öyle mi? Von kamer, salon mu hocam? Wohnkammer, Living Wohnkammer salon. Oturma odası. Et kamer, yemek odası. Mutfak. Mutfak diyelim. Slab, yatak odası. Bat, kamers, bu duş küvet şeyi var ya, o değil mi hocam? Hayır. Batkamı ne? Bizim bildiğimiz. Yıkandığın yere ne denir? Banyo, duş. Banyo. Ha? Banyo, banyo. Batkamır, banyo. İşte ben köyükün, bu mutfakta masa olan şey, Yok. yemek bir şey. Köyükün mutfak. Aha, bak yukarıda da eğit kamır vardı ya. Yani yemek Hı. odası. Ya yani genellikle yemek nerede yeniyor? Şeyde, mutfakta yeniyor. Hani salonda da yenebilir mesela. Oraya eğitkâmır yani yemek odası, yemek bölümü de denilebiliyor. Slap hook. Slab ne demek? Uyumak. Aha, hook ne demek? Köşe. Slab hook uyuma köşesi. Var mı Ha. bizim bir, Türkçe'de öyle bir şey var mı uyuma köşesi diye? Ben duymadım hocam ya. Yok öyle bir şey. Yani slapuk Senette. Öyle mi diyeyim hocam? kitchenette. Evet. Bu da daha Senette. önce resimde görmüştük ya. Dur hemen tekrardan ben bir göstereyim bunu sana. Bak şu gördüğün şey kitchenette diyorlar işte. Fırını var, aygazı var, lavabosu var. Böyle küçük bir odanın küçük bir yerine kurulmuş. Yani mutfağa benzeyen ama mutfak diyemeyeceğimiz bir yer böyle. Kitchenette. Devam. The Kilders, çatı katı, şey, çatı katı mıydı? Bodrum muydu? Kelder, aha, Bodrum, doğru. Zoldur, çatı katı. Güzel. The Zoldur çatı katı. The Köken. Mutfak. Güzel. The Kulkast. Bu buzdolabı mıydı hocam? Aynen. Kulkast. Soğutucu. Buzdolabı. Tamam. Hutstin, bu da bacaydı herhalde. Footstool. Evet. Lavabo taşı. Lavabo. Yani Türkçe'de lavabo taşı diye bir şey kullanılmıyor. Evet.
Head Twistle. Buna da şey yazdık Tustel, herhalde. hıt, tustel. O e yan yana gelince u okuyorduk. Hıt, tustel. Tustel. Bunda elektrikli eşyalar. Aynen böyle araç gereç yani banyo şeyde mutfakta bulunan mesela buzdolabı, fırın, ondan sonra bulaşık makinesi bunlara yani genelde tustel deniyor. Evet, fırın. Hı. Bu da fırın herhalde hocam. Aynen hatırla fornöz, frene, fırın, fornöz oradan aklına gelsin demiştik. Güzel. Elektrik sit. Bir daha söyle. Elektrik sit. Bunu okumadın. Elektrisitet. De Elektrisitet. elektrisitet. Bu elektrik de ne elektrik? Elektrisitet. Tamam elektrik. De elektrisitet. Elektrik. The central warming. Bu da ısıtma merkezi değil mi? Şey, Merkezi ısıtma. merkezi ısıtma. Ha, sentralı merkez demek. For warming ısıtma, merkezi ısıtma. Bir saniye hocam. Mazot, o da mazot hocam. Hot water, su. Hot gaz, gaz. Gaz değil, değil mi? G mi diyoruz ona? Has, Has. has. Evet. Devam. Duş. The spiegel. O neydi hocam? Onu bilmiyorum. Spiegel. Hani sabahları kalkarsın şöyle bir yüzüne falan bakarsın, saçını düzeltirsin ya. Nereye He, bakarsın? aynı. Heh, aynen. Aynı. Onu yazayım mı hocam? Tamam, yaz onu. The Spiegel. The Spiegels der çoğulu. Aynen. Lavabo, tuvalet işte hocam. Lavabo ve Head, tuvalet. Tamam. head, bat, head, hor, din. Ne demek hordeğen? Onu da bilmiyorum hocam. Hani akşam Hey, olunca perde hocam. ha Yazmış. aynen perde. Güzel. Overhead address, adres hakkında. Karşı tarafında okuyacağım hocam. İlk belki strat Oku apartment. oku. In welke strat is het apartment? Apartman Ama apartman hakkında. derken yani apartmanı Türkçe'ye çevirdiğinde apartman olarak çevirmiyorsun. Neydi Türkçe apartmanın karşılığı? Daire. Daire, daire de. En welke straat? Welke ne demek? Hangi Hangi? Ha, en sokak? welke straat? Ha. Daire hangi sokakta mı? Aferin, güzel. Devam. Over the bir pain. Verdieping, verdieping. Verdi pain. Kat. Verdieping kattı. Op welke verdieping Dur şu is ne? het Over the verdieping yani şu an bu konuşma yani bu yazılar katla ilgili ilgiliymiş. Şu yukarıdaki adresle ilgili, katla ilgili. Ha, kat hakkında. kat hakkında. Şimdi sorular soruluyor. Evet. Op welke verdieping is het apartment? Bak buraya Over burada dikkat etmen gereken şey şu Nihat. Bak burada daire hangi sokakta deniyor? Burada önemli olan bak şu. En ve welke. En. Hani hangi sokakta? Bu t ta eki var ya sokakta. Bunu enle belirtiyorsun. En welke straat? Hangi sokakta? En. Tamam? Bu enden başka bir şey kullanmıyorsun. Sadece en. Burada da apartmanlarda bulunan dairelerin hangi katta bak T ta görüyor musun o eki?
edatı. Hangi katta olduğunu belirtmek için de op kullanıyorsun? Op welke verdieping? Hangi katta? Op welke verdieping? Tamam? Yani mesela en welke verdieping demiyorsun. Op welke verdieping diyorsun. Ya da op welke straat demiyorsun. En welke straat diyeceksin. Tamam? Tamam hocam. Bunları unutma. Bunlar sorulur. Önemli bunlar. Vorsätze deniyor ya bunlara. O zaman in hangisi de oluyor değil mi hocam in? Evet. En welke straat, hangi sokak ta bu. Yani daima en kullanacaksın. Hangi sokakta? Yani sokaklardaki işte bir eve, bir apartmanı vesaire şeyi öğrenmek için soru soruyorsan ya da birisine bir şey anlatıyorsan en olarak eni kullanıyorsun yani. Opta Vorsatz şey oluyor edatı. zaman. Opta hangi katta? Aynen. Katta. Op. Welke verdieping? Hangi katta? Onun da op kullanacağız. Devam. Orada kaç kat? Yok. Op welke. Welke ne demek? Hangi? Hangi? Op welke verdieping? Hangi kat ta eski apartman? Hangi kat? Daire hangi kattadır? Ya da kaçıncı kattadır? Değil mi? Esneydi, dırdır ekiydi. Kaçıncı kattadır? Hangi kattadır? Evet. Verdipin Huvel Zeyner. değil. Huvil. Huvel. Huvil. Değil. Huvilde kaç demek? Verdipinde kat. Zeynep. Kaç kat var? Kaç kat var? Ama ne diyorduk? Huveyl'den sonra ne yapıyoruz? Getireceğimiz şey çoğul halde olacak. Huveyl virdipengen. Kaç katlar? Yani bizim Türkçemizde olmuyor. Yani kaç katlar olmuyor. Kaç kat? Yani tekil getirmek durumunda kalıyoruz biz. Ama Flamanca'da huveyl'den sonra ne olacak? Çoğul halde olacak. Bak mesela burada olduğu gibi. Huveyl slaap kamers. Gördün mü? Yatak odaları. Kaç yatak odaları gibi oluyor. Kaç yatak odası. Tamam. Huveyl'den sonra çoğul gelecek. Unutma bunu. Her zaman yani, her Tabii. zaman çoğul gelir. Huveyl mesela kaç çocuğun var derken Huveyl kinderen happy. Huveyl kind happy demiyoruz. Huveyl kinderen happy. Huveyl autos happy. Kaç tane arabaların yani araban var. Autos çoğul değil mi? Huvil hazen hepye. Kaç tane evim var? Hazen. Bak çoğul. Tamam. Huvil. Tamam. Huvil'den sonra hep çoğul geliyor. Bunu yaz çünkü bu da sorularda çıkabilir. Huvil verir. Ondan sonra buraya bir şey yazar. Mesela çoğul mu tekil mi yazacaksın ona göre bulman lazım. Devam. Zeyn Er. Kaç yatak odaları var? İşte ama Türkçe'ye çevirir mi? Yatak odaları var demiyoruz. Kaç Kaç yatak yatak odası odası? var? Ha, yani Ha, kaç Flamanca'nın yatak odası? mantığında Flamanca'da çoğul kullanacaksın ama Türkçe'de çoğul kullanmıyorsun. Tamam? Tamam hocam. Kaçtan sonra Türkçe'de çoğul yok ama kaçtan sonra Flamanca'da çoğul var. Huzid the kökün batkamır eröt. Öğret-zin. Bu da yine ayrılabilen fiillerden. Öğret-zin. Bunu ayırmış cümle içinde. Öğret-zin görünmek anlamına geliyor. Who sit the kitchen ya da Batkamer öğret. Yapabilir misin? Banyo, mutfak nasıl görünüyor mu hocam? Ha, aynen öyle. Devam. Is er an apart VC Apart VC. Es er neydi? Ne demiştik buna? Ezer. var.
Var değil mi? Eser. Ama burada ne var? Soru işareti var. Eser var mı? Değil mi? Aynen öyle. Es olsaydı var olurdu. Ama bak yer değiştirdiği için yardımcı fiille ne olacaktı o zaman? Olursa m'yı da ekliyorduk. Eser var mı? Değil mi? Yardımcı fiil başa gelip sonra gelirse anlayacaktık ki bu soru cümlesiydi. Mı ekini de koyacaktık. Var mı? Ne var mıymış? An apartı vs. Ayrı bir tuvalet var mı? Devam. Is air central warming merkezi ısıtma var mı? Merkezi ısıtması var mı? Isıtma var. Aynen. Aynen. Var mı? Güzel. Bunlar neymiş mesela? Over the Enrichting, over the Antal Slab Cameras, over the Press. Oku burayı. Zeyn Alıkostan İmbekrepen. Kostan ne demekti? Kostan. Kostan. Mesela bir dükkana gittiğinde ne diyorsun? Bir şeyin fiyatını öğrenmek için "How much cost that?" diyorsun, değil mi? Mesela cost. Ne demek cost o zaman? Şey mi hocam? Ne? Masraf mı? Değil mi? Masraf. Zen Allah kostan en bir hırebi. En bir hırebi ne demek? En bir hırebi. İçinde Da mi? Değil mi? Yani dahil mi? Heh. dahil mi? İçinde mi? Evet. Söyle bakalım. Güzel cümle. Zen Allah kostan en bir hırebi. Tüm masraflar içinde mi? Evet. Masraflar içinde mi? Zaten Evet. Allah genel oluyor böyle değil mi Evet. hocam? Yani tüm, Allah hepsi. mal diyorlar mesela hani oradan aklıma geldi de Allah mal. Allama, ha, tamam. Oradan. Allama, Allah, hepsi, tümü, Evet. değil mi? Evet, devam. Will iste var bu. Huvel değil, huvil, Bu huvil. will iste var bu. Ha, var borç. Ne demek var borç? Hani eve girmeden önce bir şey ödersin ya, 3 aylık. Depozito. Ha, depozito. Depozito ne kadar? Ha, bu verizli var, bok depozito ne kadar? Tamam, güzel. En afspraak maken ne demek? Biliyordum Afspraak hocam. ne demekti? Randevu almak. Ha, randevu almak. İlk Enskommen Köyken. Ne zaman bakmaya gelebilirim? Evet, Duygu Hanım hoş geldin. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sürpriz yaptın geldin. Güzel. Biz de tekrar ediyorduk seni bekleyene kadar. Güzel. Tamam. Hoş geldin. Devam edelim. Duygu o zaman sen oku. Vanir kanik ens common cake'ın. Ha, ne demek? Ne zaman bakmaya gelebilirim? Güzel. Duygu bu arada videoya çekiyorum ben. Tamam mı? Türkan'a göndermek için. Sorun yok ha. Büyük ihtimalle YouTube'a koyarım ben bunu. Oradan linki şeye atarım. Türkan'a atarım. Oldu mu? Haberiniz olsun da. Görüntümüz olacak mı? Yok. Görüntünüzü açacağım zaman şey yaparım. Kapatırım videoyu. Oldu mu? Tamam. Hadi devam edelim. Hem diğer seyreden arkadaşlar da faydalanmış olur dersten. Bir kereye mahsus olmak üzere böyle koyalım. Tamam olur. Es ön slapuk in stüdyo. Güzel. Es ne demek? Var mı? Var mı? Ama var mı? Burada mi eki olmaması lazım. Neden? Biraz önce dedik. Eğer yardımcı fiil başa gelirse o zaman ne oluyordu? Soru cümlesi haline oluyordu. Var mı? Ama es olunca normal düz cümle oluyordu. Heh, var. Var. Evet. Güzel. Devam. Örstat inkas in the living. Örlicht licht ein Tapet in the eight kamer. Örhangt ein Spiegel. In mi ön diye mi okuyacağız bunu? Bu sayı değil. Ön spiegel, hangt ön spiegel, yani bir ayna, yani bir sayı olarak değil, yani bir tane iki tane değil ama yani herhangi bir ayna, bir ayna Çok anlamına güzel. geliyor. Ön.
Ein Spiegel in der Badkammer. Güzel. Start neydi? O videoya Ya. baktınız mı? Gönderdiğim videolara Evet. baktınız değil mi? Dediğiniz gibi bir kola şişesini falan koyduğumuzda böyle start, değil mi? Evet, yani ayakta durması, dikey olarak bir şey duruyorsa start, lehte yatay olarak bir şey duruyorsa, hani mesela kitabı yatırırsan Tamam. lehte, eğer böyle ayakta durdurursan stand anlamına geliyordu. Hang da neydi? Hang'ın asıl. Güzel. Devam. Sein Tustelen in der Küche, stan wir Stuhlen in der Eatkammer, liegen zwei Tapeten in der Wohnkammer, hangen Gordinen in der Schlafkammer. Güzel. Tustel ne demekti? Tustel, tustelen. Elektrikli eşya, mutfak eşyası. Tamam, mutfak eşyaları. Stülünü biliyorsun zaten. Tapet. Halı. Horden. Perde. Perde, güzel. Tamam. O zaman ne yapalım? Diğer dersimize geçelim. Şimdiki konumuz da Welk Spur Vertrekt de Tren. Altıncı dersimizdeyiz. Duygu, okuyup Türkçesini verebilir misin? Anladın mı cümleyi? Op welk spor ver trek de train nar. Bu spor anlamını bilmiyorum onun. Spor, tren. Mesela tren istasyonuna gittiğinde şeylere, bu görevlere diyelim ki Ankara'ya gidecek olan tren hangi nokta noktadır diyorsun ya. Hangi trenden Neydi? ha? Neydi onun adı? Ha, Türkçesi. neydi? Neydi işte? Türkçesi. Trenler nerede durur? Peron. Peron, değil mi? Hangi peronda? Değil mi? Op welk Spur Vertrekt. Hangi perondan tren Hareket. hareket? Op welk Spur Vertrekt, yani hareket Hocam etmek, ayrılmak. spor yazıyor ya hocam, o peron mu oluyor? Evet, Spur uzatıyorsun. 2A spur, peron. Evet. Bakın burada ne yapılacak, ne kullanılacak? Op kullanılacak. Görüyor musun? Yani en welk spur değil ya da an welk spur değil. Burada kullanılacak vorsetzel op'tur. Op welk spur vertrekt. Hangi peron dan? Yani buradaki op den dan anlamı veriyor. Op welk spur vertrekt tren nar. Bu nar da şu nokta nokta koymuş ja buraya, mesela Ankara diyelim. Op welk spur vertrekt tren nar Ankara. Ne demek oldu şimdi Duygu? Tren Ankara'yı hangi perondan hareket edecek? Aferin. Güzel. Hangi perondan hareket edecek? Güzel. Burayı anladık değil mi? Evet. Tamam. Güzel. Hemen şöyle. Bir daha sor bakalım. Hu komje nar skul. Ek kom mette auto nar skul. Güzel. Ek kom mette auto. Peki bu sefer tekrardan aynı soruyu sor. Trenle de. Hu komje nar skul. Ek kom mette tren nar skul. Güzel. Tramla de. Bu sefer sen sor Nihat Duygu'ya. Sorun. Bu komiyenler school. Tramla mı diyeceğim? Evet, tramla de. İlk kom metran metram ner school. Mette tram ner school. Bir daha sor Nihat. Bu sefer bisikletle de. Bu komiyenler school. İlk kom mette fit ner school. Güzel. Şimdi Duygu sen sor. En zor soruyu Nihat'a soralım. Yürüyerek. Bu komiye narşkul. İk kom de vut narşkul. Ha, de değil değil mi? T. Met. T ile. İk kom t vut. T vut. T vut. Tamam. T vut. Narşkul. Peki Duygu şurayı oku bakalım. Hula vertrek vertrekt de train. Hulat vertrekt de tren. Ne demek bu? Saat kaçta hareket edecek tren? Yani saat kaçta hareket edecek tren? Tren saat. Tren saat. Beni başa al. Tren saat kaçta hareket edecek? Aynen. Evet. Tren saat kaçta hareket edecek yani. Evet. Doğru.
Nihat söyle bakalım. Tren saat 8'de hareket edecek. Güzel. Om Harika. Çok güzel. Şimdi sen Duygu'ya sor. Duygu sen de 6.30'da hareket edecek de. Volat vertrekte tren. The train vertrekt on half five. 6.30. Güzel. 6.30 Evet. Zeven. half değil mi? Duygu. Ben ne Ya abi dedim? bir daha mı dönelim A1 derslerine? Az. Half five. Sen bu sefer tam tersini düşündün. Normalde hani 6.30 ya tam 6'yı söylemeyeceğiz, 7'yi söyleyecektik. Sen de tam tersi geriden gittin bu sefer. Sorry. Önemli değil. Bir daha sor bakalım Duygu'ya. Bu sefer biraz daha zorlaştıralım. Bak. Volat 7'yi çeyrek geçe. vertrekte The train vertrekt om quart over tren. Aferin. Şimdi Duygu sen Nihat'a sor. 7'ye çeyrek kala. zeven. Vertrekt the train. The train vertrek Vertrekt değil, vertrekt. vertrekt om kvart vor kaç diyecek hocam? 7'de. Kvart vor Aferin, güzel. Şimdi burayı oku Duygu 2'yi. Mut ik erkens overstappen. Ha, ne demek overstappen? Bak burada şekilde de görüldüğü gibi. Overstappen. Hani mesela buradan bir trene binersin. Brüksel'de inersin. Başka bir trene. Aktarma. Efendim? Aktarma. Aktarma. Güzel. Overstappen. Aktarma. Aktarma yapmalı mıyım? Aferin. Mut meli malı zorunluluktu. Mut ek erhens. Yani bir yerde aktarma yapmalı mıyım? Yapacak mıyım gibi. Evet. Sana sordu Nihat. Cevap ver. Evet, Brüksel'de aktarma yapacaksın de bakalım. Ya Brüksel'de aktarmam değil mi hocam? Erkensiz de Ya bu yaz mı cümlede? yok erhes'i kullanmıyorsun. Eğer bir yer ismi vereceksen erhes'i otomatikman kaldırıyorsun. Hani adam sana soruyu soruyor. Hani bir yerde aktarma yapacak mıyım? Yani herhangi bir şehirde, bir yerde. Sen de ne diyeceksin? Mesela Brüksel'de aktarma yapacaksın. O zaman erhes'i kullanmanın bir anlamı yok yani. Ya ekmut. Hayır, ekmut derken sen soru soruyorsun. Ben bir yerde aktarma yapacak mıyım diyorsun. Adam sana ne diyecek? Evet, sen Brüksel'de aktarma yapacaksın. Yani sen ek değil sen. Çünkü cevap veriyor karşıdaki adam o zaman. Hadi yap Duygu bakalım. Ya yumut in Brüssel overstappen. Evet ya imitim. Brussels Overstappen. Anladın mı Nihat? Şimdi Nihat'a bir daha sor bakalım bu soruyu. Mut ek erhens overstappen. Rize. Ya Yumut in Brüssel Rize diyorum, Overstappen. Brüksel diyor adam ya. Rize Ne? ya. Rize mi? Ha. Overstappen. Sorry hocam, baştan söyleyeyim. Ya Yumut in Rize Overstappen. Overstappen. Evet, güzel. Arkadaşlar bunları Az önce de unutmayın. söyleyecektim de Duygu söyledi hocam, yani şimdi Ha. kopya çekmiş gibi oldu ama. Yok canım. Ya biz seni biliyoruz Nihat'cığım. Yani seni kopya çekmeye ihtiyacın yok. Lütfen. Evet. Evet, oku Duygu. Entgeltner ostende enkel ausgeliefert. Güzel. Şimdi Entgeltner Ostend. Buraya kadar anladık. Burada bir problem yok. Peki ankle ne demek? Ankle Sadece. Ha. Lütfen değil mi? Yok, ausgeliefert lütfen ama ankle tek gidiş. Değil mi? Gidiş. Ankle. Tamam.
Türk'te gidiş gelişti, değil mi? Evet, hin and Türk'te gidiş geliş. Eğer siz gidiş geliş bileti almayacaksanız sadece gidiş olarak alacaksınız. Ne diyeceksiniz? Enkel. And ticket nar Ostende, nar Amsterdam, nar Berlin vesaire artık neyse. Enkel ya da hin and Türk. Söyle bakalım. Nihat, dur bakalım ben bunu kapatıyorum. Nihat söyle bakalım. Ankara'ya bir gidişlik bilet. Ankara'ya bir gidişim. Aynı soruyu mu soracağım hocam? Aynı soruyu. En ticket nar Ankara ankle as Alstublieft. Güzel. Duygu sen gidiş dönüşte bakalım. İstanbul'a gidiş dönüş bileti. Sesim bir Oldu mu? kesildi, bir kesildi. Eintgetner İstanbul yine Türk alstublift. Evet, güzel. Devam. Nihat oku burayı. Ulang Ne demek bu? Orada ne kadar beklemem gerekiyor mu hocam? Aha, güzel. Mut meli malı. Değil mi? Zorunluluk haliydi. Hulang ne demek? Zaman gibi. Ne kadar zaman? Ne kadar? Hulang ne kadar? Mutekdar vaktin. Orada ne kadar beklemeliyim? Güzel. Cevap ver bakalım Nihat. Bir saat beklemelisin. Bir saat, değil mi? İkmut. Ek değil. Bak soru soruyorsun. Yömut. In ür vaktin. Güzel. Yumut en iyi vaktin. Şimdi sen Duygu'ya sor. Duygu da 3 saat diyecek. Mut ikdar vaktin. Yemut dri ürün vaktin. Yumut der dri ür vaktin. Değil mi? Der orada. Der orada. Yumut der sen orada. Dri ür vaktin. 3 saat beklemelisin. Anladık mı burayı? Evet. Evet. Devam. Entiket nar ostendi hinen Türk as. Yok bu en değil değil mi? Ön. Evet. Bak şu eğindi. Niye? Çünkü tek ankle ticket bilet alıyor. Eğin ticket ankle. Ama burada eğin kalkıyor. Çünkü bir değil. Burada aldığı gidiş dönüş yani birden daha fazla olduğu için ön Bir de eğin orada değil. hocam E'nin üstünde şey virgül işareti var üsttekinde. Ha, O da evet. yok. Orada bir eğilini belirtmek için öyle bir çizgisi var burada. Doğru. Oku. Oku, Türkçesi. Ostende bir tiket, üç dönüş lütfen. Bir tiket. Bilet. Ostende'ye gidiş dönüş bir bilet lütfen. Yani yine buradaki ön bir hani olarak söylüyoruz ama sayı olarak bir değil. Yani herhangi bir anlamına geliyor böyle. Ostende'ye gidiş dönüş bir bilet lütfen. Evet, Nihat söyle bakalım. Oku Türkçesi. Op welk spur wird trägt der Train? Tren hangi perondan kalkacak? Güzel. Kalkıyor. Kalkacak. Bak biz Kalkıyor. biraz önce dedik Duygu bilmiyorum sen derste miydin? Op welk spur. Bak op olarak olacak, kullanacağız. Yani vorsetzen burada op. Yani en welk spur ya da farklı bir şey kullanmıyorsun. Sadece op kullanıyorsun. Op welk spur. Hangi peronda da ekini bu op veriyor. Tamam. Op welk spur. Aklına bu şekilde yerleştir. Trenlerin yani trenle ilgili herhangi bir soru soracaksan peronla ilgili o zaman opu ne yapıyorsun? Hemen aklına getiriyorsun. Opla soru soruyorsun. Tamam. Op Tamam. welk spur wird trägt der Train. Söyle bakalım. Beşinci perondan kalkacak. Cevabı ver.
The train where track the fair. Bir daha yap, bir daha yap, olmadı. Sesin kesiliyor, devam. Aynen, sesin kesiliyor. The train where track fair the sport. Ama op'u unuttun. Op where the sport. Bir daha yap. The train where track op where the sport. Op where the sport. Evet. Ya da şöyle diyebilirsin. The train where track op spur where. Op spur where. Tamam. Kısa cümle yapmak istersen op spur where de diyebilirsin. Tamam. Diğer sayfaya geçmişiz. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle bir oku bakalım. Nihat, şurayı. Nihat, sesin açık mı? Sayfa 112. Şey mi? Ha? Şeye bakarsan bilgisayara. Susanna hilft Mert her tante aufgebrochen. Aufgebrochen an hit cinema complex studio dist. Aufgebrochen ne demek? Duyamadım Duygu. Konuşmak. Aufgebrochen. Anlaşmak mı? Anlaşmak. Anlaşmak mı? Aufgebrochen. Nerede? Sinema kompleksi Studio Dist'teymiş. Şimdi bakın. Aufgebrochen an. Gördünüz mü? Wurzat burada an. Mesela ne diyelim? Sinemanın önünde. Sinemanın önünde anlaştılar mesela. An. Buraya an kullanacaksın. Tamam? Anıt sinema. Sinemanın önünde. Sinemanın orada. Tamam? Şimdi. Duygu, oku bakalım burayı. Kek nar höt plan met höt over zecht wande bös leynen. Welke bös mut Susanna? Anhöt stasyon neymin? Ha, bus neymin? Yani otobüsü alacak. Otobüs almak. Ek name the bus. Otobüsü alıyorum. Değil mi? Mesela şuraya bakacağız. Duygu, sende A2 kitabı var mıydı? Hayır. Yoktu. Tamam, dur bakalım. Sinema neredeymiş? Şuradaymış herhalde. Böyle bir yerde. Neyse, bunda isterseniz şey yapalım. Geçelim. Burayı bir şey yap bana, tercümesini et. Bu anlamamız önemli burada. Yoksa planı, haritayı okumamız baktıktan sonra şey olur yani, kolay olur öyle. Önemli olan burada Türkçe'ye çevirmek. Devam. Bösün saatlerine bak. Bösün saatlerine bak ne demek? Değil mi? Kekner. Otobüsün. Ha işte. Ha. Sorry. İşte o plana bak yazıyor. Plan. Bir de harita. Plan, harita. Hıt plan, harita demek. Bak, harita bu. Değil mi? Harita. Ha, ben de zannediyor mu kalkış saatleri? Ha. Pardon. Kek nar hıt plan. Haritaya bak. Met hıt overzicht. Van de Bösleyen'in overzicht hangi demek? Otobüse bineceğini. Efendim? Hangi otobüse bineceğini haritaya bak. Öyle git. Bin diyor yani. Olmaz. Yol tarifi. Yok. Overzicht yani genel bilgi. Değil mi? Oraya bakınca ne yapıyorsunuz? Haritaya bakınca onu görüyorsunuz. Yani hangi otobüs nereye gidiyor vesaire. Genel bilgileri ne yapıyor? O zaman otobüs hatlarına genel
Öyle mi or diyeceğiz hocam? Yani hat Genel. bilgilerini ne yapıyor? Bak tekrardan yapalım. Ketnerhut plan. Haritaya bak. Methut nasıl bir haritaymış bu? Hut plan. Met. Met neydi? Yani. İle. Leyla. Methut Oversicht. Yani Genel. bilgilerin olduğu, değil mi? Haritaya bak. Neyin bilgileriymiş? Van de Bösleğen'in. Yani otobüs, ha, güzergahlarının olduğu haritaya, yani bilgiler içeren haritaya bak diyor. Bösleğen'in, de Bösleğen'in otobüs güzergahları. De Bösleğen otobüsün güzergahı. Tamam. Anladık mı burayı? Evet. Evet. Tamam. Devam. Welcher Bus muss Susanna an die Station nehmen? Susanna istasyondan Hangi otobüse binmeli? evet. Hangi? Binmeli ya da hangi otobüsü almalı? Bak burada önemli olan ne biliyor musunuz? Yani yanlış yapmamanız gereken şey, dikkat etmeniz gereken şu. Welcher Bus muss Susanna an? İşte bu. An istasyon neymen? Yani istasyondan. Hani bizim Türkçemizde çok kolay. Dendan. İstediğimiz her tarafa dendanı koyuyoruz, değil mi? Dendan. Ama burada bak andan başka bir şey kullanırsa mesela en istasyon dedin mi istasyonun içiymiş gibi oluyor sanki. Opet istasyon dedin mi o istasyonun üstü. Tamam? Yani buradaki wurzetsel edat andır. An istasyon. İstasyondan. Tamam? Burayı unutmayın. Welke bus? Hangi otobüsü? Mut Suzan'a. Dur bir dakika. Ben de karıştırdım. Welke bus? Mut Suzan'a. An istasyon neyimin? Suzan'a istasyonun önünden ya da istasyondan hangi otobüsü almalı? Tamam. Devam. Oku Nihat. Ha bunun cevabını mı verelim? Dur bir dakika. Kim yapacak? Biraz uzun olacak bu. Suzan'a 5 numaralı otobüsü istasyonun önünden alacak. Hadi bakalım. Kim o baba yiğit? Hadi. Yapmaya çalışalım. Ben de bir an internetiniz gitti zannettim. Dondunuz Evet. zannettim. Şimdi ben bildiğim gibi cümle kursam olur mu? Bu Tamam, yap bösle mi bakalım. başlıyor? Bildiğin gibi yap bakalım. Hadi. Susanna Mut an vor hötni. An değil. Vor kullanacağım değil mi orada? Hayır Vor ya. höt. Vur değil bak. Aha. Anıt Hocam istasyonun soruyu bir daha sorun. Nasıl diyeceğiz? önünden dediniz ya, o yüzden dedim. Yok yok ama işte bunu belirtiyor zaten. İstasyondan. Yani istasyonun önünden. İstasyondan hangi otobüsü alacak? Bu an. Anıt istasyon. İstasyondan 5 numaralı otobüsü alacak. Susanna Mut an höt istasyon. Bösfev neyim? Ha, oh güzel. Bösfev. Ya. Sen Nihat başka bir şekilde yapabilir misin yoksa geçelim diğer soruya? Geçelim hocam. Tamam geçelim. Güzel devam. Nihat oku. Kekner Yok et yok plan üstü bir oku. Üstü bir oku bak Favad şuraya. en Sein Vrinden Vrinden, pardon, Vrinden, doğru, pardon. Zoken en Bös Dener het Stadion van Esedist Reitet Evet. Evet. Biraz zor oldu herhalde. Duygu yardımcı ol. Stadyum arkadaşlar, şey, stadyum. Futbol oynanan yer. Şu ne demek Nihat? Favat en zen vrinden. Ne bu? Evet, tamam hocam. Favat
Ve arkadaşlarıyla Yok, Fuat ve arkadaşları. Feyzi. Tamam. Fuat ve arkadaşları Feyzi Diyes stadyumuna otobüs arıyor. Evet, Öyle değil mi? Zuckenbus otobüs arıyor. Die nerhöt. Die burada arkadaşlar. Şöyle yapalım. Fuat ve arkadaşları FS Dis stadyumuna giden gidecek olan Bir otobüs giden arıyor. aynen bir otobüs arıyor. Diner giden gidecek olan tamam di. Devam. Nihat oku. Cake nar het plan met met het overzicht van de buslinin. Bösleyenin. Biraz önce Belki yaptık. Aynısıydı bu. Tamam. Sen bu seni okuyor mu yoksa bus mu diyor Bös ya da okuyor? bössün. Yani hangi otobüs ya da otobüsler. Böyle parantez içinde genellikle ne oluyor? Parantez içinde çoğul halini de göstermiş oluyor bu. Bös otobüs, bössün otobüsler. Yani hangileri var? Otobüs mü var planda yoksa otobüsler mi var? Hani hangisi varsa ya da hangileri varsa onu yazın ya da söyleyin demeye getiriyor. Welke bussen kunnen ze aan het stadion Z nemen om naar het stadion van Pesidiste ze FC. aan het stadion nemen om naar het stadion van Pesidiste gaan. Şöyle teker O teker yap. Mesela da welcome bussen gönünüzü Arnhut hangi Station Neyman. otobüsler Buraya kadar bir yap. yani Hayır. stadyuma Bak welcome bus ya olmadı da mı hocam? bussen gönünüzü. Bak gönün zı. Gönün zı. Bilmem. Arnhut Station Bu können Ebilmek. bilmek onları şey değil mi hocam mesela? Onlar Hangi ebilirler, otobüsler? bilebilirler, ebilirler. Bak, zı, onlar, gönül zı. Duygu yap Yani bakalım. onlar belki bu hangi otobüs onları Onlar istasyondan hangi otobüsleri alabilirler? Ha, bak burada ne var? istasyondan Neyman, Neyman. istasyondan alıp Hayır, onlar alacak. Onlar bir otobüs alacak. kaldıracağım. Belki bus gönünüzü anıt istasyon Neyman. İstasyondan onlar hangi otobüsü alabilirler? Alırlar, değil mi? Bak, belki bus hangi otobüs gönünüzü onlar ebilmek. Anıt istasyon. İstasyondan Neyman almak. Bak teker teker yaptık. Ne oldu şimdi bu? Onlar istasyondan hangi otobüsü alabilirler? Ne için alabilirlermiş? Om. Bak om ne demek Duygu? Saatlerde kullanmıyor muyduk biz bunu? Yok, bu om için. Neyim için? Hani şu şunu 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 yapmak için şunu Bilmiyorum. ha, şunu yapman lazım mesela şu mesela ne diyelim Türkçe'de iyi pilav yapabilmen için tereyağı kullanman lazım mesela. Bak iki cümleyi ne yaptı? Bu om birleştirdi değil mi? Açıklamasını yaptı yani şuna. Onlar istasyon van FC Dist Tehan. FC Dist'in istasyonuna gitmek için
Bak, gitmesi için, gitmeleri için istasyondan hangi otobüsü almaları gerek? Anladınız burayı? Ve sessizlik. Evet. Nihat, anladın mı? Anlamadım. Anlamadın mı? Bak. Şuraya kadar bir cümle, ondan öncesi bir cümle, bu ondan sonrası da ikinci cümle diyelim. Tamam? Onda iki cümleyi ne yaptı? Birleştirdi ve açıklamasını da yaptı. Yani ikinci cümle birinci cümlenin açıklamasını da yaptı. O zaman hangi otobüsler onları, değil mi hocam? Yok, onları değil. Onlar hangi otobüsü ya da otobüsleri almalılar? Ha, Bak. tamam. Welche Bus können Sie? Bak şimdi şurayı bırak. Anhalt Station. Buraya at bir. Şurayı. Anhalt Station'a at. Welche Bus können Sie nehmen? Ne oldu şimdi? Hangi otobüs onları, Hayır. onlar Könünüzü onlar ebilmeli. Bak, onlar ebilmeli. Belki bus onlar, bak onlar hangi otobüsü almalı? Bak, könün ebilmek, onlar almalı. hangi otobüsü almalı? Evet. Tamam. Belki bus könünüzü neyimen? Şöyle yap. Hangi arabayı almalıyım? Yapabilir misin? Hangi arabayı almalıyım? Belki auto kınınızı Almalıyım ben. kan ik. belki bus kan ik Araba yok. araba. Neyse, tamam, otobüs yap. Ha? Belki bus kan ik neymen. Güzel. Hangi otobüsü almalıyım? Değil mi? Belki bus kanekneyimin. Bu da ne? Belki bus gönünüzü neyimin. Z olduğu için ne oluyordu bu yardımcı fiil? Kan değil, kön oluyor değil mi? Könün. Çünkü onlar. Onlar olacak, könün olacaktı. Mesela ek kan. ZH. Neydi? Ha? Anlamadım. Kön değil mi? Ekkan ye. Han. Ükünt. Aha, ükünt. He, Heze. evet. Zeykün. He kan, ze kan, ye. Kön değil mi? He? Kön değil mi? Heyle Yok, ze. ekkön. Ekkön değil, ekkan. Ekkan da heyle zeyde. He kan. Hekandattun. Hekandattun. Zekandattun. O yapabilir. Hekandettun. O bunu yapabilir. Değil mi? Kandattun. O bunu yapabilir. Kan ye. Yapabilir misin? Kan he. O yapabilir mi? Tamam. Können ve biz yapabilir miyiz? Können ve dun. Mesela ve können. Biz ebiliriz. Ve können dettun. Biz bunu yapabiliriz. Neyse, devam edelim. Niye uyuyor mu? Uyumadım daha önce. Uyuma. Daha 8:30'a gelmedi. Devam. Cake nahrhüt an, but over 6:00 the bus lane an welke halte mut ze afstappen? Afstappen. İnmek. Güzel. Afstappen inmek. Hangi otobüs durağı? İnmeliler. İnmeliler. Evet, mutun zorunluluktu. An welke, bakın burada da an var, gördünüz mü? En welke olmayacak, op welke olmayacak. An welke halte mutunuz afstappen? O zaman hangi durakta inmeliler, değil mi hocam? Aynen. Hangi durakta inmeliler?
Bu halta durak oluyor değil mi hocam? Aha, halta durak. Tamam. Duygu Nihat'a sor bakalım. Hangi durakta inmeliyim de? Altemut ik afstappen. He, sen de söyle Nihat. Amsterdam durağında inmelisin. Anda halta Amsterdam Ha? inmelisin şey mi Ha. Könün mü Kün İnmelisin işte şey, afstapı. Yemut. Tamam burada bu altta başlık var ya anda halta devam Buraya etmedi mi? kadar yaptın tabii, ondan sonrası kaldı. Tamam. Dene Anda bakalım. halta Yemut Anda Amsterdam haltı mutyı, anda halta anda Mut haltı Amsterdam mutyı. Mutye Avstafen. Duygu bir daha sor. Başka bir soru sor. Ne sorayım? Yani aynı soruyu sor da başka cevap verecek şimdi. An welke halte mutun ek afstappen? Mutun ek. Aferin sana Mut, Duygu. sorry. Mutun ek. Evet, cevap ver bakalım Nihat. Anda haltı yamut yok. Yok, anda haltı. Hangi haltı? Hangi durak? Durağı söyle. Anda haltı. Anda altı Brüssel Heh. Avstapın. Kim afstap yapacak? Yamut Mutya. Mutya Heh. Avstap. Bir daha yap. Anda altı Brüssel Mutya Avstapın. Tamam. Bir daha sor. Duygu. An welke halte mut ek afstappen? Ankara. Anda halta Ankara Mutya Avstapın. Güzel. Şimdi sen sor Duygu'ya. An welke halta Mutun ze Avstapın. Bak, sen diyeceksin, Duygu'ya soracaksın. Okuma. Ha sorayım. Ha. Welke halta Mutya Avstapın. Ek diyeceğim. Sen demeyeceğim hocam. Hayır. Sen. Sen Duygu'ya soruyorsun. Hangi otobüs durağında ineceğim? Ha tamam hocam. Ben biliyorum. Welke halt mutun ilk astapın. Allah'ım ya, Mut'un çoğul. Mut'un niye diyorsun? Mut'un Mut çoğul. dedim hocam mut. Ha. Mut'un dedi. Mut, bak gördün mü? Mut'un. Bak bana bak. Videoya çektim, geri alır dinlerim ha. Dinle hocam ben mut diye söyledim hatırlıyorum Yok, bilmiyorum. Mut'un Halkı dedim. veya halkı Dedim. mut ilk astapın. Neyse bak, 58, 57. dakikada. İyi, ben bunu sana göndereceğim. Heh. Devam. Bildiğim gibi cümle kursam olur mu? Ne cümlesi? Bildiğim gibi cümle kursam Bilmiyorum. olur Kur bakalım, doğru mu olacak bakalım. mu? Nerede indireyim ben? Siz söyleyin. Sen de Emir Dağ'dayın. Evet. Senin Ece'n. Yumut in Emirda Afsap'ın. Ama ne diyecektin? Emirdağ durağında. Yemut in Emirdağ and halte. Allah'ım hepten karıştırdın. Önce and halte yapacağım Tabii. değil mi? Yemut and halte in Emirdağ afstapın. Ya eni niye karıştırıyorsun? Sadece Emirdağ durağında Demeyeceğim. ineceksin diyeceksin. Tamam, Emirdağ o zaman. Tabii. İçinde diyeceğim. Eni karıştırma eni. Tamam, Emirdağ'a gitmek istiyorsun de yani o evet. Yumut anda haltı Emirdağ afstapın. Tamam. Tamam. Bir daha yap. Yumut and halte bir de afstapın. Evet. Tamam. Oku bakalım Nihat. Sinazopt en Bösdünar het Diner. Yani Sina Zukt. Ne demek Sina Zukt?
arıyor, Sina arıyor. Önbus. Hastaneye giden bir otobüs. Güzel. Diner hastaneye giden bir otobüs arıyor. Tamam, bunları şey yaptık şöyle. Bakalım. Yakında. Şurayı oku bakalım. In zin in the wachtrei an het loket. Ha, şurayı bir oku önce. Bilet va bilet via internet. İnternet, internet. Ne demek bu? İnternet üzerinden. Biletle ya da internet üzerinden mi hocam? Ha, internet üzerinden, internetten bilet. Bilet. Evet. Yani bilet alma onu anlatıyor. Devam. In zin in the wachtrei an het loket. Devam edeyim mi? Türkçesini ver. Hinzin vaktrey. Loket yani. Hinzin yani isteğin yok mu? Hinzin haben. İstemiyor musun? Hep hinzin. Vaktrey ne demek? Vaktrey sıra. Ha, kuyrukta loket. Beklemek, ha. Beklemek istemiyor musun? Ha, loket ne demek? Gişe. Gişe. Vaktre an hıt loket. Gişede sırada beklemek istemiyor musun? Yani öyle bir isteğin yok mu? Bakın, hıt loket, gişe. An hıt loket, gişede. Tamam, gişe önünde, gişede. Vaktre, de vaktre, sıra. Tamam, devam. Ben bunu hemen yazabilir miyim? Tamam, hemen yaz. Sen yaz, Nihat devam et sen okumaya. Kim problem? Hiç sorun değil diyor. Ye kan ye biletten vanit ye üs kamer bestalan via ticket online. Biletinizi Uhuiz Kamer oturma odası değil mi? Evet. Biletini. Yökan. Bak biletini senin. Ha? Senin biletini oturma odasında. Durduğun yerden gibi sanki online. Van Öğüt ne demek? Van Öğüt Uhuiz Kamer. Evinden. Evinden. Bilet. Yani pardon evinden derken Uhuiz Kamer yani odandan. Van Öğüt Uhuiz Kamer. Oturma odamızdan ticket online. Yani oturduğun yerden gibi değil mi? Ha, yani onu internet oturdu. Üzerinden alabilirsiniz. Bestellen ne demek? Sipariş vermek. Aynen. Sipariş edebilirsin. You can you biletten. Sen biletlerini ebilirsin. Neredenmiş? Van Öğüt Uhuiz Kamer. Oturduğun yerden. Uhuiz Kamer yani evinin odasından. Uhuiz Kamer evinin odasından. Via online. Online üzeri. Online olarak yani tiket online bu şeyin NMBS'in yani tren şeyinin şirketinin tiket online. Online üzeri bilet satılan bir sistemi. Tiket online üzerinden ne yaparsın? Evinden oda pardon Hörskamer evinin odasından bestellen neydi Duygu? Sipariş vermek. Aynen. Sipariş verebilirsin. Yap bakalım bir daha tekrardan. Okuyayım mı? Ha, oku ondan sonra bir daha yap. Türkçesini ver. You can your biletin van öt your host camera bestellen via ticket online. Biletini evinden internet üzeri sipariş verebilirsin. Güzel. Nihat tamam mı? Tamam. Host camera ne demek? Oturduğun oda işte. Hörskamer. Yani evin odası. Değil mi? Evin odası oturduğun. Bestellen ne demek? Sipariş vermek. Ha, mesela ben sipariş veriyorum. De bakalım. Ona göre çekimini yap bu fiili. İlk bestellen
Veriyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Bistellen eğer bu bistellen'i master olarak alırsak master'ı fiile nasıl çeviriyorduk? Ekvil in ticket bistellen. Yok tamam o doğru. Bir bilet sipariş etmek istiyorum dedin. Tamam o doğru ama sadece sipariş ediyorum ne demek? Ek bistel. Bistel. Hah güzel. Ha. Ek bistel. Ben sipariş ediyorum. Güzel. Ek bistel. Tamam. Devam. Derna ontvank yoyu biletin in... Ontvank. Değil mi? Ontvank. Ontvank. Ha. Niyat sesini bir kapatsana ya gülüm. Derna ontvank yö yö biletin in yö mailbox. Niye burada üç sefer yö kullanılmış? Niye üç sefer yö kullanmış? Evet. Arkadaşlar bu bir dakika şu videoyu. Evet şuradan Darna buradan kalmıştık. Hı? Ekranı göremiyoruz. Bir dakika. Evet. Darna ontvang yö biletin in yö mailbox. Sonra biletin mailine teslim edilir mi? Yok, ontvangın ne demek ontvangın? Ontvang yö biletin in yö mailbox. Mailbox bildiğimiz elektronik postanıza ne yapıyor? O kutuya. Biletlerinizi daha sonra ontvang etmek değil mi? Posta kutusundan mail alacaksınız mı hocam? Alırsın. Ontvang'ı alırsın. Darna daha sonra alırsın. Biraz önce şey demişti ya Duygu. Niye 3 tane yo koymuş diye. Bu ne demek bak burada. Darna ontvang'ı daha sonra alırsın. Bak sen alırsın. Yö biletin. Senin biletlerini yani biletlerini daha sonra alırsın biletlerini daha sonra biletlerini alırsın. En iyi mailbox posta adresinden. Bakın şuraya kadar bir şey yapalım. Bir çizgi koyalım, bir nokta koyalım. Darna ontfangı. Yap burayı bakayım. Sen daha sonra alırsın. Tamam. You biletten. Senin biletlerini. Sen. Yani biletlerini. En iyi mailbox. Mail kutuna. Senin mail kutuna. Anladınız mı? Böyle hani parça parça yapınca hep senin. Ama düz cümle yapıp da Türkçe'ye çevirdiğinizde ne oluyor? Anlaşılır bir şekilde hale geliyor o zaman. Bir daha yapalım. Burayı anladık mı Duygu? Evet. Tamam. Şöyle geçelim o zaman. Oku Nihat. Sesin yok. Nem ye soms the train varum nit zo ya hokop ye en ticket. Nem ye soms the train. Ne demek bu? Bazen trene biner misin? Alıyorum. Treni alır mısın? Nem ye soms bazen tren alır mısın? Yani doğru. Şimdi treni almak, trene biner misin? Tamam. Varum. Neden? Neden olmasın? Neden? Hayır ya da evet. Bu kopya ön tiket. Nasıl? Tiket satın alınır. Bilet. Varsa mı oluyor? Varsa nasıl bilet alırsın? Bu kopya. Yani buradaki soru şu. Zoya. Evet. Yani
bilet alalım diye alıyoruz diyelim. Who copy an ticket? Yani bileti nasıl alırsın? Tren biletini. Hadi bakalım Flamanca söyleyelim bunu. Tren biletini nasıl alırız? Ekop en ticket via online. Via online güzel. Ya da gişeden alıyorum de bakalım. En ticket nar. Ekop en ticket on diyeceğiz. Bak şurada vardı. Hani biraz önce açıklamasında yaptık ya. Dur neredeydi o? Hemen şöyle bir geri mi gidecektik? An hüt loket. Ha, aferin kız. Güzel. An hüt loket. E kup. Men tren tiket. An hüt loket. Değil mi? Tren biletimi gişeden alırım. Satın alırım. E kup. Evet. Nihat oku bakalım şurayı. Ratnu medie medir kürsistin. Hep ye kürsist öğrenci değil mi hocam? Medir kürsist yani sınıf arkadaşınla konuş diyor. Neyi konuşacakmışsın? Şu aşağıda yazılan şeyleri görüşün diyorlar. Hep ye al ens it's verloren. Optibus, tram, train, zuya, wat, happy head, trick, rechen, happy all ends, it's gewonden, optibus, tram, train, zu, wat, öbürü var mı hocam? Bir dakika şimdi şuraya bir bakalım önce. Happy all ends, it's, ends ne? Happy all ends hiç verloren kaybetmek. Hiç kaybettin mi? It's bir şey. Hiçbir şey kaybettin mi? Op the tram. Şey op the bus otobüste. Op the tram, op the train. Otobüste ya da tramda ya da işte trende hiçbir şey kaybettim. Yani hiçbir şeyini kaybettin mi deniyor diyor. Happy all ends. It's verloren. Şöyle söyle Duygu. Otobüste telefonumu kaybettim. De bakalım. Telefonumu. Ek verloren mein GSM. Ek hep mein GSM. Verloren optibus. Verloren'ı sona koy. Sona mı koyacağız? Hı hı. Ich hab mein Hesem optibus verloren. Güzel. Optibus verloren. Ich hab mein Hesem optibus verloren. Yes. Nihat sen söyle bakalım. Kitabımı tramda kaybettim. Op the tram verloren. Aynen normal happy'ye mi getireyim hocam? Şimdi op the tram bu şekilde başlarsan o zaman ne yapacaksın? Inverse yapacaksın. Bak. Hep main book op the bus verloren. Ek hep main book op the bus verloren. Bak. Duygu oku bakalım. Söyle bakalım. Ik heb mijn boek. Ik heb mijn boek. Op de bus. Op de bus. Verloren. Verloren. Şimdi bu neydi? Hani bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz cümleler değil mi? Ik heb. Hep böyle başlıyorduk ya. Fiil, yardımcı şey, özne, yardımcı fiil. Ik heb mijn boek. Op de bus verloren. Ama sen ne, nasıl başladın? Op de bus diye başladın. O zaman ne olacaktı Nihat? Inversin. Yap bakalım.
bakalım. Optibus. Optibus, main book. Hayır. Hep main book. Hayır. Hep ek main book. Ha? Varlor. Evet. Değil mi? Bu şekilde olacaktı. Ek hep main book. Optibus varlor. Bak ne demiştik? Hatırlayın. Ya ben hani hep tekrar deyip duruyorum ama unutuyorsunuz büyük ihtimalle. Bak yardımcı fiil vardı burada değil mi? Özneden sonra ne yapıyorduk? Yardımcı fiilin yardımcı fiili koyuyorduk. Öznen neyse yardımcı fiili çekimi o oluyordu. Yani çekime yardımcı fiil giriyordu. Ama bakın bu ne oluyordu? Verloren yalın halde kalıyor. Yani mastar halinde ne yapıyordu? Kalıyordu. Bunu da en sona koyuyorduk değil mi? A captain book optibus verloren. Tamam. Nerede? Optibus. Otobüste. Neyi? Man book. Kaybettiği şey man book. Tamam. Optibus olursa o zaman şöyle inversi oluyordu. Yani yardımcı fiil başa geliyordu. Öteki de özne de ondan sonraya geliyordu. Eğer özne ve yardımcı fiile başlamazsa. Tamam. Tamam. Devam. Evet. Evet. Türkiye'nin. Yok önce bir cevap versin. Happy all it. Sen sor bakayım Nihat'a. Happy all ends it's verloren op the bus tram train. Zoya ne demek? Eğer evetse Zoya evet mi? Yani cevabın what? O zaman ne? Ne kaybettin? Evet söyle bakalım. Ne kaybettim hocam? Ne bileyim kalemimi kaybettim de hadi söyle. Ik heb mijn potlot muydu kalem? Kalemle şeyi karıştırıyorum hocam ya. Öbür... Potlot de kurşun kalem tamam potlot de fark etmez. Potlot. Neydi? Ik heb mijn potlot. Sonu neydi? Optibus verloren. Optibus verloren. Bir soru daha sor Nihat'a. Have you all ends it's verloren optibus of tram of train? So yeah, what? Ik heb mijn GSM optibus verloren. Bus değil ya. Optibus verloren. Evet. Şimdi Nihat sen soru sor. Duygu'ya. İkinci soruyu sor. Happy. Diyelim ki Duygu kaybetmiş olsun bir şeyine. Happy. Terughrechen. 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 Hocam diyemiyorum. Terughrechen. Terughrechen. Geri aldın mı? Happy. Yani onu geri aldın mı? Kaybettiğin şeyi geri aldın mı? Ik heb terugkregen. Ik heb het terugkregen. Bak, het onu anlamına geliyor. Ik heb het. Evet, yani ben onu geri aldım. Ik heb het terugkregen. Onu geri aldım. Olumsuz olursa cevabı ne? Ik heb niet het terugkregen. Hayır, ik heb het niet terugkregen. Tamam. Ne? Ik heb het niet terugkregen. Tamam. Evet, Duygu sor bakalım en son soruyu. Happy all ends. It's gewonden op the bus of tram of train. So yeah, what? Bir dakika, şöyle. Herhangi bir şey buldun mu otobüste, tramda? Bak, verloren bunu yazın. Verloren kaybetmek, gewonden bulmak. Tamam? Verloren, gewonden. Hani zıt anlamları ezberlemek daha kolay oluyor öyle. Bu ne? What have you done? Ne buldun mu?
Hayır. Hıdan yapmak. Ne yaptın? What happened? He. Ne yaptın? Evet, sor bakalım Nihat'a. Tekrar mı okuyayım? Hı. Habye al ins, it's hwondun of the bus, of tram, of train, zoya, what hep yehıdan? Nihat, bu soru sanaydı. Ikep öyle mi diyor hocam? Onun O ama sana soruyor. Sen diyor ne kaybettin, şey ne buldun diyor. para buldum. Sen ne buldun diyor. Para diyeceğim hocam. Heh, söyle. Ikep yehert Heh. opte tram of the tram London. Ha, param buldun. Ne kadar buldun? Türkiye'de bulduydum. Burada Ha, bulmadım. Türkiye. Burada daha otobüse binmek nasip olmadı yani. Olur inşallah. Tamam. Bir şeye bindim ama neydi onun adı? Trene bindim Belçika'ya gelirken de ilk gelirken ondan sonra daha Ondan sonra hiç binmedin. Yani arabadan inmedin aşağı, öyle mi? arabada getirdiler, götürdüler ehliyet al, kimliği alana kadar. Ondan sonra da bir iki dört ayda ehliyeti bekledim öyle. O zaman bindin. Ondan sonra da artık arabayla gidip geliyorum yani. Evet, Nihat başla bakalım. Nihat. Het sporun Dur. Spor ne demek? stasyon neydi hocam? Aklımdaydı ya. Heh, neydi aklında olan? Trenlerin durduğu yer, kalktığı yer. Her şey Ne? peron. Heh, peron. Heh, devam. Het stasyon istasyon. Het ticket, het bilet. The ticket. Bilet. Tiketle bilet aynı anlama geliyor. Bak eşit şey koymuş böyle. Tamam. Bilet yani. Aha. Neyman, Ignem, Heben, Bak şimdi burada ne var? Verbum yani fiiller. İnfinitif neydi? Duygu. Duygu. sıfat değil miydi bu? İsim mi? Mastar ya. Bir master. Mastarı. Presence. Şimdiki zaman. He? Şimdiki zaman. Perfectum. Geçmiş. Geçmiş değil mi? Evet. Bakın bu heaven. Hatırlayın onları. Zen, heaven. Ondan sonra ne oluyordu? Bu geçmiş zamanın ikinci hali konuluyordu buraya. Mesela ekmeğim, neyim, nam, hnomen. Bak, nam bir de perfektumu var. Bu da heben hnomen. Mesela ekheb hnomen. Ben aldım. Ve heben hnomen. Biz aldık. Değil mi? Bak, zen var burada. Vertrokken ayrılmak gitmek. Ek ben vertrokken ben ayrıldım ben gittim. Ve sen vertrokken biz gittik ayrıldık bak. Afgestapt inmek. Ek ben afgestapt ve sen afgestapt he es afgestapt. Ne oluyordu? Bakın şu yardımcı fiiller sadece ne oluyordu? Şeye giriyordu. Çekime giriyordu. Bunlar aynı şekilde kalıyordu. Tamam? Yani normalde perfektumda bu şekilde yapılıyor. Devamlı özneden sonra gelen ve değişen, özneye göre değişen yardımcı fiiller. Tamam? Ama bu presence'de şimdiki zamanda ne oluyordu? Direkt fiiller değişime uğruyordu özneden sonra. Name'in ne demek? Hı. Neyim, ek neyim, ek hep,
Hınuman. Ben aldım. Şimdi Duygu başla bakalım. Şuraya oku. Türkçesini ver. Buraya oku. Ondan sonra bunu doğru bir şekilde yap. Ben öznesiyle yapacaksın. Ek öznesiyle. Tamam? Hadi bakalım. Üçer üçer yapalım. Başla. Vertrekken, ik vertrek, zijn vertrekken. Bunu güzel cümlede kur. Şu üçüncüyü mü? İkinciyi, şunu, şunu, şurayı. Ek vertrok vertrokken. Hayır. Ne yapacaksın? Bak parantezin içinde zen var. Yani bu zen'den yola çıkarak şimdi ek öznesini koyacaksın. Ama ek öznesinden sonra ne gelecek? Hangi yardımcı fiil? Şuna bakarak bunun çekimini yapacaksın. Eke göre. Biraz önce buraya yaptık ya bak üstü. Haben genomen. Yani bu geçmiş zaman fiilinin yardımcı fiili bu. Haben genomen. Haben genomen. Yani bunları birbirinden ayıramıyorsun. Ne yapacaksın? Ek. Mesela ben aldım diyeceksin. Ek. Hep. Genomen. Genomen aynı kalıyor ama ekten sonraki. O zaman hocam şey mi oluyor? İk is Ya ek es olur vertrek. mu Nihat? Es nereden Evet. çıktı? Ama şey normal çekime göre diyorsunuz ya Ek zen. ben vertrokun. Z'nin bak bir dakika şuraya bir dakika. Bu hebene bakarak bu öznelere bakarak hebenin çekimini yapacaksınız. Şimdi bu heben ne? Bizim ana yardımcı fiilimiz. Yani o bak burada da var ya heben zen heben parantez içine almış. Bunlara bakarak ne yapacağız? Öznelere bakarak hebenin çekimini yapacağız. Ne demek şimdi bu? Ek çekimi ne bunun? Ben Ek hep. Tamam. Ye. hep Hept. He. Ze. heft Hift. Güzel. Ü. heft heft Hift. Güzel. Peki. Ve. Yöli. Ne? heft Heaven. Değil mi? Ve heaven. Yöli heaven. Zeyhem. Ze. Heaven. Ze heaven. Güzel. Burayı anladık mı? Evet. Şimdi. Ne yapacakmışız demek ki? Hnomen heaven. Bakın heaven hnomen. Demek ki bu hnomen aldı bu geçmiş zaman aldı fiilinin yardımcı fiili şu heaven. Mesela ben aldım diye derken ne yapacağız o zaman? Ek hep hnomen. Tamam? Ek ben vertrokken. Ha, ek ben vertrokken. Bak Z'ne bakalım hemen. Bu bir dakika. Z, değil mi? Z'n aldı. Şimdi Z ek, ondan sonra Ben. Y, H, Z, ondan sonra bir de Ü yapalım. Şimdi öznelere bakarak, yani zamirlere bakarak bu Z'n yardımcı fiilini nasıl çevirecek? Ben. Ek ben. Ye. Ye. Ben. Bent güzel. He, Z, Is. S güzel. Burayı anladık mı? Evet. Bak, burada hemene bakarak ona göre çekimini yaptık. Burada Z'ni aldık. Öznelere bakarak ona göre Z'nin çekimlerini yaptık doğru bir şekilde. Tamam? Tamam. Bakın burada Z'n var. Vırtrokun. Bu geçmiş zaman. Bak. Ve Z'n vırtrokun. Ek ben vırtrokun. Değil mi? He, es vırtroken. Tamam? Yani şu Ha, vırt tamam hocam. Bu o ha zaman bu şu arkadaki mesela vertrokenlar değişmiyor. Onlar aynı sabit. tabii bu hep en sonda hani biraz önce dedik ya fiil ve ondan sonra fiilden sonra gelen yardımcı fiiller varsa onlar sadece öznenin çekimine giriyor. Tamam hocam anladım. Geri ha anladın değil mi? Tamam. Mesela ekmut bu mut yardımcı fiil. Mesela ekmut slapen. Aynı kalıyor. Tamam. Ekmut ve mutun. Bak mutun o değişti. Ekkan. Hekan. Ükönt. Değil mi? Bak bunlar değişiyor hep. Tamam hocam. Ama öteki en sona bıraktığımız bak bu şey değişmiyor. Anladık mı burayı? Evet.
Evet, duygu sendeydi. Şuradan baş kaldık. Sende mi duygu yoksa Evet, Nihat? ben yapıyorum. Duygu da Tamam. hocam. I've stopped, except I've stayed, I've stopped. Ich ben I've stopped. Evet, ek ben afhistapt. Evet, bakın. Şunlar var ya, afstapın, overstapın, bak şu ikisi, önünde ne var bunun? Afstapın. Stap, bunlar ayrılabilen fiiller. Stapın, bakın, normal bir fiil, değil mi? Stapın, yürümek. Stapın, bak bu da yürümek. Ama bakın, af ve over, gördünüz mü? Af ve over. Bunları ne yapıyorsun? Yani gerçek temel fiilden ayırıyorsun. Stop'ından ayırıyorsun. Bak ne oldu? Af kaldı. Burada da over kaldı. Şimdiki zaman cümlesinde ne yapacak? Bu af ve over'ı voresetsizleri ne yapacaksın? En sona atacaksın. Ek, stop, af. Ben iniyorum. Ek, stop, over. Değil mi? Bakın. Ama ne olacak? Stop'ın direkt bu halde kullanmayacaksın. Ek öznesinin çekimine göre ne yapacaksın? Stop'ını ona göre çekimini yapacaksın. Tamam? Aynı şey gibi mesela stop'ın bu mastar olarak aldığımızda ne yapıyorduk? E-N takısını atıyorduk. Bak ikili harf varsa ikili iki tanesinden bir tanesini atıyorduk. Geriye ne kaldı? Stop. Onu özneden sonraya koyuyorduk. Anlaşıldı mı? Tamam. Devam et. Yok. Overstop burayı yaptın. Nihat sen yap bakalım. Overstop yapmadık. Ha, yap o zaman. Overstop'ın ex-stop over ek ben overstopped. Güzel. Overstop'ın neydi? Aktarma. Aktarım, değil mi? Yani aktarım yaptım. Yani başka bir otobüse, dolmuşa neyse işte geçiş yaptım. Nihat? Stoppen, ich stop, sein, he stop. Ich ben, he stop. Stop değil. Hı stopt. Ek ben hı stopt. Ich ben, he stopt. Ha, ne demek? Durmak değil mi hocam? Ek ben hı stopt ne demek? Durdum. Ben durdum. Ha, durdum. Ek stop ne demek Nihat? Ben durdum. Ek ben stopt. Duruyorum. Durdum. Geçmiş Ek zaman. stop. Ek stop duruyorum. Bak prezense Tamam. şimdiki zaman. Ek stop. Ben duruyorum. Ek ben stopped. Durdum. Ha, ben durdum. Evet. Vaktin ilk vakt hebim vakt vakt. İlk hep vakt. Hangi Ver Türkçesi ne bunların Türkçesi? vakt beklemek değil mi? He, tamam. Ek ben şey ek hep İlk vakit ne demek? vakt bekle, ben bekliyorum. Hep vakt bekledim. Ek hep vakit bekledim. Evet, devam. Ich hab verwittigt. Evet, verwittigen ne demek duygu? Unutmak? Yok. Verwittigen. Ne ya? Ver Verwittig, ich verwittig yani uyarmak. Ich verwittig. Uyarıyorum. Ich hab verwittigt, uyardım, değil mi? Verwittigen. İkaz etmek, uyarmak. Openbar vervoer. What betekent dit? Openbar vervoer. Açık. Açık ne? Bar. Bilmiyorum. Yok. Yani Toplu taşıma durağı değil mi hocam? ha, aferin. Toplu taşıyım. Openbar Evet. vervoer, toplu taşıyım. Hatırladım de. Ha, bu boşlukları bir dolduralım bakalım. Duygu, buranın hepsini sen yap. Ondan sonrasını Nihat yapsın. Yapabilirsek yapalım. Yaparsın ya. En tiketler Brüksel. Brüksel değil, Brüksel. Brüksel.
Duygusal. Aman neyse işte. Evet. Also believed. Ain't getting near Antwerpen. Ama burada e-ticket değil değil mi? Ön ticket. Çünkü gidiş dönüş istiyorsun. O zaman iki tane tamam. Alacağım. Ön ticket nar Antwerpen hin en türüh. Op Welkspoor ver trek de train nar Rotterdam. Hulat ver trek de train nar Deutschland. Mut eki ehens overstappen. Bu aktarma yapmalı mıyım? Ernest neydi? Bir yerde, değil mi? Evet. Bir yerde aktarma yapmalı mıyım? Hulang mut ek wachten. Hulang, evet, güzel. Hulang mut ek wachten. Ne kadar beklemeliyim? Güzel. Evet, Nihat. Welke bus moet ik nemen voor? Söyle bir şey. Temsi. Hulat vertrek de bus naar saat kaçta? Somali. 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 Stop. Stopped. U an. U değil. Stopped an. An. Sinema. School yazarım hocam. An school. Var mut ik as tapen vor. Ne diyelim oraya da? İstasyon. İstasyon. Könnt ü mey ver vittinken. Uyarmak. Ama cümleyi güzel yapsana. Beni uyarır mısınız? Mesela şoföre diyebilirsin bunu. Ben haltıyı bilmediğinde. Şimdi kapattım ben bunu. Arkadaşlar kitaplarınıza bakmayın. Ben Türkçesini söyleyeceğim. Siz Flamanca cümleyi yapın, tamam mı? Duygu sende. Sende sıra. Ne kadar beklemeliyim? Hulang mut ek wachten. Güzel. Nihat. Ankara'ya tren ne zaman hareket ediyor? Ankara'ya. Bir sorun başı ne? Nasıl yapacağız hocam? Çıkarım. Hulat. Hulat. Vef ür. Öyle mi diyeceğim? Hayır. Tren Ankara'ya kaçta hareket ediyor? Hulat. Vertrek. Ha? Baktın mı? Bakıyorsun. Vertrek. Hulat vertrekt. Nar Ankara. The train. Hulat vertrekt the train. Nar. Fef. Ankara. Saati söylemiyor musun? Vef nereden çıktı ya? Saati, saati söylemiyor muyuz? Hayır, saati söylemeyeceksin. Sadece soru soruyorsun. Yani ne zaman? Saat kaçta? Saat kaçta gidiyor diyeceksin. Evet. Söyle bakalım Duygu. Ankara'ya tren hangi perondan kalkacak? Kalkıyor. Op. Vertor. Vertrekt. The train nar Ankara. Güzel. Hadi Nihat bunu da bir daha yap sen bakalım. Ankara'ya tren hangisi buradan gidiyor, kalkacak? Hulat vertrek. Ya. Hangi? Ay, saati sormuyor. Şey mi? Hulang mı dedi? Peron. Yok. Hangi perondan? Sport.
Spor mu? Ha, sport, aferin. Spor mu? Neydi hocam? Spor. Spor. Vertrek mi? Vertrekt. Spor Vertrekt. Nar Ankara mı hocam? Sen bayağı yoruldun ha. Bak dur bir daha şunu şey yapayım size göstereyim. Evet bak burada. Opel Spor Vertrekt. Gösterince uyandım. Hocam kitap önümde aklıma da gelmedi aslında bakmak. Kopya evet. Opel Spor Vertrekt Tren. Peki. Nihat bul bakalım. Tabii o nokta noktaları ben ek yapacağım, dolduracağım. Sinemada duruyor musunuz? Ya da istasyonda duruyor musunuz? Var mı ilk asfaltın astapın bur? Ya adama soruyorsun sen. Sinema. Sinemada duruyor musun? Bak stop tü and sinema. Stop tü and school. Okulda duruyor musun? Bak değil mi? Stop tü an. Tamam. Beni uyarabilir misin? Beni uyarır mısın? Könnt ü mey ver vettichen. Könnt ü mey ver vettichen. Güzel. Sinemaya sinema için hangi otobüse binmem lazım? Hangi otobüse almam lazım? Belki bu mod ilk nem var değil mi? Ha. Evet. Ha. Welcome bus Muteknehmen. Muteknehmen vur. Vur. Evet. Gent'e otobüs saat kaçta hareket ediyor? Olat. Omhulat. Omhulat. Ya da tamam. Hulat. Tamam o da doğru. Vertrek. De bus nar. Vertrek de vertrekt. T'yi de söylüyorum hocam aslında. Ben burada söyleyeyim T'yi. Allah Allah. Biz niye duymuyoruz ya? Duygu sen duyuyor mu? Vallahi söylüyorum burada hocam. Ya anlaşılmıyor oradan ya da ben tam diyemiyorum. Allah. Tamam. Yutma o zaman. Tam çıkart şey böyle duyalım. Demek ki hocam. Yoksa söyleyeyim ama. He. He. Ne diyeceğim hocam? Saat kaçta hareket ediyor? He. Tren saat kaçta hareket ediyor? Direkt trainer kent. Omhulat ha. Direkt trainer kent. Ya Duygu bir izin ver ya adam yapsın. Bana tekrar edin anladım tamam. Ha pardon özür dilerim. Evet Nihat. Omhulat direkt tren. Nar söylemeyeceğiz mi hocam? Nar. Ama önce bir şeyi söyle, bir treni söyle. Omhulat Vertrek tren. De tren. De tren. Ha. Daha ne dedin? Nereye? He. Gent'e. Gent'e. Hent. Ha. Ama hent de e. Bak Gent. Gent'e. Oradaki e. Ekini nasıl vereceksin? Forzetsil'i koysana. Narhent. He, Narhent. Ha, Narhent. Unutma. Hadi bakalım şurayı da okuyalım. Şöyle. Burada üçer üçer vermiş. Üçer üçer okumasına gerek yok. Her bir şeyi, cümleyi bir defa okuması yeter. Duygu sen 1'i 2'yi oku. 4'ü 5'i oku. Ekha morun narhent men zös vettin. Lisa stat etta om 7 uur op ha yey mette train nar ostende. Ostende. Nihat bu ne demek? Lisa stat elke dag om 7 uur op. Op staan. Stat op. Ne demek bu? Lisa her gün saat 7'de kalkıyor.
Güzel. Güzel. Şurayı da oku Duygu. One year old in this. Ne demek bu Nihat? Diste Sen de mi dizide kalıyorsun? book ne demekti? De da. Sen de mi diste kalıyorsun? Değil mi? Nihat oku bakalım şuraya komple. Trainer hand ve track of spor Heh, ne demek bu? bir tren Gent'te tren öyle mi diyeyim? Gent'e Tren peron 4 Kaçıncı peronu? Gent. Dördüncü peronda karıştırdık böyle. Bak, the train Narhent. Narhent. Tren peron 4'ten Gent'e hareket ediyor. Yok, tren Narhent, Gent'e tren peron 4'ten kalkılıyor, ayrılıyor. Yani Gent'e gidecek tren Evet. peron 4'ten ayrılıyor. Devam Nihat. Umut U değil, Ü, Ümut. Ümut nit Overstappen. Ne demek? Overstappen neydi ya? Aktarma yapmamalısın. Aynen. Yok, yapmayacaksın. Ümit. Nit overstappen. Aha. Tamam, o da olur. Aktarma yapmamalısın. Aktarma yapmayacaksın. Tamam. Tram they even stopped on the road marked. Route Route marked. Tram 7. duraktan sonra markete mi Hayır. gitti? Tram 7. Yani tram 7, 7, 7 numaralı tram anlamına geliyor. Büyük Tramsiven. Aha. markette duruyor. Büyük markete duruyor. Bak, Tramsiven stopped duruyor. Hani ek stop ben duruyorum. Tram stopped. Tram duruyor. Tamam? Tamam. Bak, on the route marked. An. Büyük şeyde Market. pazarda. Pazar mı Route marked pazar anlamına geliyor. He, tamam. On the route marked büyük pazar da bak on the da. Mesela on the sinema sinemada on the school okulda. Anladınız mı? An olacak. Devam et Nihat. Not Kortrijk were track over 10 minutes. Otobüs Kortrijk 10 dakikada mı gidiyor Bir daha yap. Bak, The bus hocam? nar Bus. Kortrijk. Kortrijk normal ilçe değil mi buranın? Evet. Otobüs şey 10 minutes. Otobüs Kortrijk'e 10 dakikada mı geliyor, gidiyor? Hayır. The bus nar Kortrijk. Kortrijk'e gidecek otobüs. Bak. Kortrijk'e gidecek otobüs 10 Heh. dakikada geliyor. Hayır, vertrekt over 10 minuten. 10 dakika sonra. 10 10 dakika dakika sonra. içinde 10 dakika sonra Tamam. vertrekt. Gidecek. Kalkıyor. Gidecek. Ümit. Niye? Ümut Avstappen an Stasyon. Zuid Stasyon. Statün. Zuid İnmelisiniz. Ümut, sen melisin. Afstapın, sen inmelisin. An Zöğüt Stasyon. istasyonunda sen inmelisin. Aha. Jet istasyonunda inmelisin. Ümut Afstap'ın. Sen inmelisin. Sen Tamam. siz. Ha? Sen değil o ye değil ki. Şey pardon. Ümut siz inmelisiniz. Tamam, teşekkürler. Evet. Sıra sende. Offers for the train.
de train naar Mechelen vertrekt om half Mechelen. Mechelen vertrekt om 9:30 op spoor 3. Tren hangi perondan hareket edecek? Tren Mechelen'e 9:30'da peron 3'ten hareket edecek. Güzel. Devam et Nihat. Murat vertrekt the train. The train nar alst vertrekt on kvart vor zeven op spor acht. Tren saat başta hareket edecek. The train nar alst. Tren alst. Tren Alsta 7'ye çeyrek kala peron 8'den kalkacak. Güzel. Güzel. Devam. Welke bus moet ik nemen voor de Westmarkt? Bus de stopt aan de Westmarkt. Balık pazarı. Bus de stopt aan de Westmarkt. Hangi otobüsü almalıyım? Balık pazarına gitmek için. Böste stopt. Böst 6 balık pazarının önünde duruyor. Balık pazarında duruyor. Balık pazarında. Tamam. Nihat? Stopt. In the stad. Statüstrat. Stasyonstrat. Stasyonstrat'ta mı duruyorsun? Duruyor musun? Duruyor musun? Stop duruyor musunuz? Pardon. Stop diyor. Duruyor musunuz? Ne? Diese bus stopped in the Brockstrat. Hayır. Bu otobüs Brockstrat'ta duruyor. Deze bus, bu otobüs stopt duruyor Brookstraat'ta. Brookstraat'ta duruyor. Evet. Hoe lang moet ik wachten op tram? Lang, evet. Hoe lang? Güzel. Değil. Hoe lang moet ik wachten op tram 11? Dur bakalım. Nihat yap bunu bakayım Türkçesini. Hocam. Tram 11 numaralı. Tram 11. 11 numaralı tramı. Ne kadar beklemeliyim? Ne kadar? Hulang ne kadar? Mut ek vaktin. Ben beklemeliyim. Hulang mut ek vaktin. Op tram 11. Tram 11'i op. Tram 11'i ne kadar beklemeliyim? Tram kommt over 10 minuten. Tram 11'i 10 dakika içinde gelecek. Bir daha yap Nihat. Tram 11 10 dakika içinde gelecek. Güzel. Tram 10 dakika içinde gelecek.